Arkadaşlar ayakta kalmasınlar. Yine sandalyemiz var. Koltuklar dolu herhalde. Tamam. Değerli hazırın, Sayın Vekilim, İl Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, Sayın Burak Bey, çok eski evveliyatımız olduğu için çok candan bir kardeşim. İl Başkanlığında da kendini ziyaret etmiştim. Atener kardeşim, malum adayımız, aynı zamanda bizim üyemiz, biatında üyesi. Onun varlığından güç kazanıyoruz. Kendisini de çok seviyoruz. Çağla kardeşim, o da benim üyem. Bu meyanda aramızda Bakırköy Lisesi mezunları, kardeş dernek olduğumuz Nihat arkadaşımız burada. Tabii yönetimdeki arkadaşlarım var. Alper kardeşim var. Partinin kuruluşundan beri canımız, ciğerimiz. Çok büyük emeği var partide. Sağ olsun, amcası da benim çok yakın arkadaşım. Efendim, hoş geldin. Değişik partilerden de gelen var yalnız. Ne güzel. Yani. Ne güzel. Bravo. Zekai Bey, ne güzel diyor başkan. Tamam, hangi partiden olduğunu söylerseniz görüşme konusunda ben tahmin ederim. Evet. AK Parti üyesiyim. Tamam, konuyu tahmin ediyorum. Başkan bize göreceğini söyledi. Olur. Buyurun. Efendim? Torunum sizden. Torunum bizde. Kimin dedesi? Torunum sizin. Hangi Alp? Alp Emeç. Evet, Alp Emeç cezaevlerine girdi bu dava için. Evet, tamam yani. Evet. Yani buyurun. Size geçti. Dedesini de ikna eder yakında. Zekai Bey, orada beraber anavatanda da bir dönem siyasi. Beraber yaptık. Evet. Ama her an değişikliğinden çok iyi bahsediyor. Sağ olsun. Sağ olsun. Özel değerli arkadaşlar, tabii bu muhabbeti biraz sıcak tutmak için uzattım. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Derneğimiz 1987'de kurulmuş. TÜSİAD'dan sonra ilçe bazında ilk bir dernektir. Daha sonra malum Bakırköy, İnterland'da 8 tane ilçeye ayrıldı. Bizler diğer çevremizdeki ilçelerde de TÜSİAD'ın kurulmasında emeğimiz oldu. Sosyal yönden kendi çapımızda çevremize bir fayda sağladığına inandığımız bir derneğiz. Hepinizin önünde birer kitapçığımız var. 35 sene oldu bizim burası. Giderken alırsanız eşinize, dostunuza, en azından sayın başkanlarım, güzel günlerimiz oldu. Çok kimseler geldi geçti. Ben öncelikle, yani yol uzun, meşakkatli bir yol ama bereketli geldiniz. Yağmur yağmıyordu, yağmuru yağdırdınız sevgili başkanım. Ben hayırlı olsun diyorum. Öncelikle size söz veriyorum Sayın Genel Başkanım. Nasıl takdir buyursanız? Veya Atener. Merhaba desin. Merhaba desen. Çağla, sana da sen bir tabii başkanım. Sonra topçu sorunu Tolga Başkanım. Tolga Başkan, tamam. Sayın Diyak Beyleri, hepiniz hoş geldiniz. Ben de artık ev sahibi sayılıyorum. Biliyorsunuz 26 senede anca aidatı toplayıp üye olabildim, parayı denkleştirebildim. Hepiniz bağlı hoş geldiniz. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Başkanım. Yok. Çok şükür. Tamam, bravo. Burak Başkan'ın konusu. Ben de şimdi iki kere geldim, konuştum. Bana yıkıyorsunuz o işleri. Kanarsan da bir şey yapıyorsun. Yani... Hem değerli teşkilatımız, hem Sayın Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, milletvekillerimiz ve adaylarımız ve kıymetli biat üyeleri, bu kıymetli günümüzü ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çıktığımız bu yolda partimizi en güzel, en iyi şekilde temsil etmek adına işte sokakları arşınlıyoruz hep birlikte. Ben Uğur Başkan'ın da vaktinden çalmadan hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Ben bu güzel karşılamanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun.
Geleneksel siyaset aslında insan ihtiyaçlarını gidermek üzerine, ihtiyaçlar üzerinden siyaseti tanzim eden bir hal iken, ne yazık ki Türkiye'de siyaset değerler üzerinden bir çatışma ve kamplaşma alanı olarak formülünü ikiye tanzim ediyor. Bu tanzimde de yine ne yazık ki birbirinin veli nimeti ve müşterisi olan iki politik kutup siyasi hareket arasında Türkiye sıkıştı. Ve bu kasanın her daim de bir kazananı vardı. O da Recep Tayyip Erdoğan'dı. Çünkü bir 65-35 gibi bir sosyoloji var Türkiye'de. Bu sosyolojiyi Recep Tayyip Erdoğan yönetti. Tayyip Erdoğan bir şövalye değildir. Tayyip Erdoğan Türk kültür tarihine göre bir alp değildir. Tayyip Erdoğan bir pusucudur. Ne yapar Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan politik muhalefetini tanzim etmek suretiyle iktidarını kayyum hale getirir. Kısaca örnekleyeyim, hepiniz hatırlarsınız, bilirsiniz. 2002'de seçimlere girdik, Cem Uzan 7.1 aldı. 2003'te 14.3'e vardığında FETÖ ile Tayyip Erdoğan arasındaki ilk birlikteliktir, bir politik psikolojik operasyonla Cem Uzan tasfiye edildi ve alternatifi yatağında bulundu. 2007 ANAP DYP birleşmesini hepiniz hatırlıyorsunuz. %12 oy alsaydı Tayyip Erdoğan koalisyonun başbakanı olabilirdi. %15 ile başlıyordu seçime. Bir gecede görünmez bir el değdi. Mehmet Ağar'ı kenara çekti ve %47 ile AK Parti iktidara geldi. Numan Bey ile hatıralarını hatırlıyorsunuz. Harun gibi geldiniz, Karun oldunuz dedi Numan Bey. İş döndü, birlikte Karun olmaya karar verdiler. Yani Tayyip Erdoğan çünkü muhalefetin mansibiyet, tehdit veya tasfiye üzerinden de götürebiliyor. Daha sonra Süleyman Soylu önemli bir muhalefet yapıyordu. Demokrat Parti'de süreç değişti. Aldı kendisi de bir mansibiyet oluyla Tayyip Erdoğan'ı eklemledi. Türk siyasi tarihinde ilk defa bir kadın, bir Türk anası, bir Türk lideri Tayyip Erdoğan'ı reddetti. Hatırlayın 7 Haziran 2015 ara dönem Sayın Genel Başkanımıza da bakanlık, hatta başbakan yardımcılığı teklif edildi. Ve o reddi yaptığında hikaye başladı, saha karıştı. Ve biz muazzam bir politik mücadele yaptık. Ben o tarihteki mücadelenin içinde de var olan bir arkadaşımızım. MHP'yi aldık. Tayyip Erdoğan Tosya ve Gemerekler'den kararlar çıkararak bizim elimizden aldı, Devlet Bey'e iade etti. Etmeseydi ne oluyordu hemen söyleyeyim. 1 Aralık 2015'te başladığımızda MHP, Meral Akşener genel başkan olduğu MHP 20.7 oy alıyordu. Ama 19 Haziran 2016'da yani 8 ay sonra, bu muazzam bir dönemdir hatırlıyorsunuz. MHP genel başkanın liderliğindeki MHP 28 ile 32 arasında değişen oy alıyordu. Yani Türkiye'de ne oluyordu? Başbakan Meral Akşener, Başbakan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu ve lütfederse de ana muhalefet partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan oldu. İşte bu politik düzeni de yine gayri hukuki yollarla tepkilerle getirdi. Yani biz aslında İyi Parti olarak bir üçüncü yol hareketi olarak doğmuştuk. Yani bu sıkışan kutbu açalım diye. Tayyip Erdoğan bizi nerede sevdi? Bizi CHP'nin yanında sevdi. Onun için her halükarda bu konsolidasyon düzenini kurarak bizi o ittifaklar sistemine mahkum ve mecbur ederek CHP'nin yanında etmişti. Şunu yapmaya çalıştık 2019'da. Bundan biz de bir fayda oluşturalım dedi. Kendimiz adına değil ama Türkiye adına şöyle bir faydaydı. Hatırlayın, insanlar seçimlerden artık korkuyorlardı. Yani herkes diyordu ki bir tuş var, basıyorsun. Tayyip Erdoğan seçimi alıyor. Yani artık hiçbir şeyden çıkmıştı. Yani sandığın sonuçlarına bir itikat alanı kalkmıştı. O itikadı yeniden sandığa CHP ile yaptığımız o muazzam ittifak, kalbi ittifak diyorum ben ona. Bu kalbi ittifakla yeniden sandığa güveni tesis etti. Fakat ondan sonraki dönemi yönetemedik. Ben Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımıza hep dedim ki içinizde bir akıl İyi Parti'yi stratejik rakip görüyor. Aslında yanlış yapıyorsunuz. Yapmamız gereken şu. Burada bir merkez var. Bu merkezin solunu CHP'nin, bu merkezin sağındaki geniş alanı da İyi Parti'nin tanzim edeceği, bir tarafında ulusalcı sosyal demokratların, diğer tarafında milliyetçilerin, Türk milliyetçilerinin, vatanseverlerin ve yurtseverlerin olacağı, bu iki politik düzenin ortak kesişim kümesinin de Atatürk olacağı Türkiye'nin bir siyasi modellemeye ihtiyacı var. Bu modelin inşası için birbirini büyüten iki yapıya ihtiyaç var ama onu beceremedik. Yani ne oldu? Her seferinde CHP'nin, yani mahallede diyelim ki iki oy geldi CHP'den ve iki insan CHP'den istifa edip bize üye oldu. Yukarıya kadar zelzele yaşadı CHP. Bu stratejik aklı ortaya koyamadı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve dolayısıyla bu dönem biraz da geç kaldık, biliyorsunuz aslında daha önceki dönemdi. Bu üçüncü yolu açtık. Bu üçüncü yol Türkiye'de siyasette seçmenin yeniden veli nimet olacağı, belki de Türk siyasetinin o yerleşik düzende Tayyip Erdoğan'ın her seferinde kazandığı düzeni tarumar edecek bir yürüyüştür. Kolay değil. Bugün zahmetlerini yaşıyoruz. Alışkanlıklar var. Çünkü her iki parti de diğerinin olumsuzlukları üzerinden kendisini konsolide ediyor. 22 yıldır seçmeni en istemediğine göre daha az istediğine oy verdirmeye alışmış bir düzen var.
bu düzeni yıkıp yeni bir düzeni inşa etmeye çalışıyoruz. Bora Başkanı da bugün bunun en önemli koç başlarından biri olarak aranızda. Ben her birinize tekrar teşekkür ediyorum, hürmetlerimi diliyorum. Sağ olun. Evet başkanım. Evet. Bakırköy İş Adamları Derneği'nin kıymetli başkanı, değerli üyelere, kıymetli yönetim kurulu üyelere hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bizi her zaman olduğu gibi böyle sıcak ve samimi karşıladığınız için bir kez daha müteşekkiriz sizlere. Bir seçim sürecindeyiz. Sizlerin varlığı, Bakırköy İş Adamları Derneği gibi STK'larımızın mevcudiyeti çok kıymetli. Çünkü biz güçlü bir toplumun varlığına, sivil toplum kuruluşlarının varlığına çok önem veriyoruz. Sizlerin varlığı demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından da önemli. Demokratik tepkilerin doğru ve güçlü bir şekilde gündeme getirilmesi açısından da önemli. Bizlerin kendisine daha geniş kitlelere ifade edebilmesi için de sizlerin varlığı çok önemli. Aslında sizi çok önemsiyoruz. Bu gerekçelerin dışında başka bir gerekçemiz daha var. Tolga Başkan değindi. Biz yeni bir yol, yeni bir siyasi adım attık ve artık hür ve müstakil bundan sonraki siyasi hayatımıza devam edeceğiz dedik. Tabi bununla neyi ifade ettiğimizi, farkımızın ne olduğunu da anlatmak zarureti beraberinde geliyor. Onu da ben çok yerde şöyle tarifliyorum. Biz İYİ Parti olarak güçlü bir devletin ve en az o kadar da güçlü bir toplumun varlığına iman etmiş bir partiyiz. Yani bu coğrafyada ayakta kalmak zor. Devletin gücünden taviz veremeyiz. Devletin kudretinden de taviz veremeyiz. Devletimizin çok güçlü olması lazım. Ama toplumun da yani bireysel hak ve özgürlüklerin, kişi hak ve hürriyetlerinin de muhafaza edilmesi, orada da bölgenin, dünyanın belki en özgürlükçü, en rahat hareket eden ülkelerinden biri olmamız lazım. Bu ikisi zor bir dengedir. Ama bunu yakalayabildiğiniz zaman güçlü ve huzurlu bir ülke olursunuz. Şimdi Türkiye'de bu iki kutbu tutan, yani bu iki kutbu muhafaza eden, aslında iki kutup gibi görünse de ben onları birbirine çok benzetmeye başladım. Tek kutup haline geldiler adeta. Siyasi anlayış ve bakış açısı anlamında, ideolojik olarak kastetmiyorum ama siyasetin işleyişi anlamında. Şöyle bir zafiyetleri var. Bir taraf ki bizim muhalif olduğumuz ve en çok muzdarip olduğumuz konudur. AK Parti tarafının kişisel ve bireysel hak ve hürriyetler konusunda ciddi bir zafiyet içerisinde olduğunu, hukukun üstünlüğü konusunda ülkemizi gün geçtikçe geriye götürdüğünü, akli ve ilmi metotlar dışında ekonomiyi ve birçok alanı yönetirken bambaşka referans noktaları olduğunu, pergelin ucunu koyduğu yerin yanlış olduğunu ve bunun da toplumu gün geçtikçe zayıflattığını, adeta tek tipleştirmeye ve konuşamayan, sesini çıkaramayan basının bile kutuplaştığı, ya öyle kutuplaştı ki basın, bir cümle kuruyorum ben, aynı cümle içinde rakiplerim Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'u aynı anda benzer bir konuyla ilgili eleştiriyorum. Basının bir kısmı diyor ki Murat Kurum'u eleştirdi. Bu tarafa yatıyor. Öteki grupta diyor ki Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Halbuki cümlenin bütünü yani tam bizim durduğumuz noktayı hür ve müstakil çıkışımızı da çok iyi anlatan iki tarafı da eleştirdiğimiz bir konu ama basın istediğini alıyor. Alıyor ve kendi muhafaza ettiği veya taraftarlığını yaptığı partiye mi iyi görünmek için ya da başka bir sebeple mi bilemiyoruz. Sizler daha iyi takdir edersiniz. Her şeyin kutuplaştığı bir ortam yaratıldı. AK Parti'nin bu kişi hak ve hürriyetleri, bireysel hak ve hürriyetler konusunda yani toplumun güçlü olması konusunda ciddi handikaplarının, ciddi zafiyetlerinin ve bu işte çok büyük ihmallerinin olduğunu görüyoruz. İttifak ortaklığı yaptık Cumhuriyet Halk Partisi ile. Elbette biz farklı bir ortaklığımız, farklı bir bakış açımız var. Orada da belki o dönem sessiz kaldık ama sonrasında bizim itiraz ettiğimiz ve devleti parti olarak değil belki ama parti içerisinde yer alan bazı kişilerin söylemlerinin devleti zayıflatacak söylemler olduğunu gördük. Nedir bu? İşte terörle mücadele konusunda olsun, başka konularda olsun. Bu tarafta da bizim arzu ettiğimiz o duruş yoktu. Yani devletin
kudretini, gücünü bu coğrafyada güçlü bir devlete sahip olmamız gerektiği konusunda bizim hassas olduğumuz bazı konularda aynı hassasiyeti taşımıyordu. Dolayısıyla güçlü toplum, güçlü devlet. Yani milleti yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip bir partiyiz. İnşallah bu yeni açmış olduğumuz, aslında ilk çıkışımız olan, belki de kurucu ayarlarına döndüğümüz bu noktada milletimizin önüne yeni bir alternatifi, yeni bir yolu koymuş olacağız. Bizim aldığımız karardan kişiler bazında konuşmuyorum. Ama bir tasnif yapacak olursak iki grup çok rahatsız. Birisi AK Parti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben aday olduktan sonra İstanbul'da sahaya indiğimde Allah var sizlerle bir duygumu paylaşayım. Herhalde dedi ben çok bu konu üzerinden konuşmak durumunda kalacağım. Fakat gördüğüm manzara hiç öyle değildi. Yani ittifaktan çıkma gerekçe ve nedenlerimizi çok izah etmek zorunda mecburiyetinde kalmadım. Her gün yüzlerce kişiyle görüşüyoruz. Belki bir, belki iki kişiden bu yönde sorular geldi. Ama onun haricinde millet alınmış olan bu karardan memnun. Sonuçta millet şunun farkında. O sandıkta kararı verecek, iradeyi ortaya koyacak. Kendisi, her parti kendi seçmenine sahip çıkmak ister. Bugün Özgür Özel bir açıklama yapmış Ordu'da. Demiş ki Ordu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi adayı dururken AK Parti seçimi kazanmasın diye bir başka partinin adayına oy vermek büyük bir ihanettir. Görüyorsunuz değil mi? Herkes kendi partisine nasıl sahip çıkıyor. Biz azıcık kendi partimize, İstanbul'daki tabanımıza bu yönde ufacık bir imada bulunduğumuz zaman linç yiyoruz. Ama çünkü bir duygu var orada. Yani biz asli, diğerleri garnitür. Aynı kafa öteki tarafta da var. Biz bu oyunu bozacağız. Bizim tavrımız sadece sözlü değil, aynı zamanda eylemsel bir tavır. Neye karşı eylemsel bir tavır? Bu iki kutuplu yapıya, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, buna eylemsel bir tavırdır bizim çıkışımız. Ve bu çıkış, bakın İstanbul'da başka partilerin de aday göstermesine, Türkiye'de birçok partinin aday göstermesine, Türkiye'nin belki tekrar güçlendirilmiş parlamenter sistemin, yani meclisin haysiyetinin ve onurunun tekrar kazanılacağı bir sürece girdik. Bunun adımını da biz atmış olduk. İyi Parti atmış oldu. Gösterdiği cesaretle ve atmış olduğu adımla. İstanbul'da 40'ın üzerinde aday var. Ama hemen hemen her siyasi partinin kendi adayı var bugün. Bu çeşitlilikten menfaat sağlayacak olan millettir. Ben bakıyorum bir önceki seçimlere göre çok daha detaylı ve teferruatlı proje konuşuluyor. Mikro bazda. STK, STK, ilçe ilçe, sokak sokak hizmetin kalitesi artacak. Buna vesile olmak bile büyük bir mutluluk. Buna vesile olmak bile bizler için büyük bir şeref. Ve iddialıyız. İnşallah 31 Mart'ta hedefiniz ne diyorlar? Benim hedefim kazanmak. Yani hiçbir siyasetçi işte %7, %10 oy alırım diye hedef koymaz. Hele de belediye seçimlerinde bir kazanan ve diğerlerinin tamamı da kaybeden olacak. Belediye başkanlarını kazanan kazanmış kişidir. Diğerleri de kaybetmiş olur. Onun haricinde il genel meclisi, ilçe belediye başkanı adaylıkları seçimleri de var. Biz İstanbul'la ilgili il başkanlığı yaptığımız dönemde edindiğimiz tecrübeleri, çok kıymetli teşkilat mensubu arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz iki detaylı kapsamlı proje vardı. Birisi Anlat İstanbul'du. 920 mahalleye girme hedefi koymuştuk. Hatırlayın 7 ay içinde 920 mahallesine girdik İstanbul'un. 200 bine yakın seçmenle o süreç içerisinde görüştük. Sokak sokak, mahalle mahalle envanter çıkarttık. Nerede sokak lambası yanmaz, nerede çöp doğru dürüst toplanmaz. Bunların hepsine ben o dönem çok güzel bir dosyayla dönemin belediye başkanına, Ekrem İmamoğlu'na götürüp teslim etmiştim. Demiştim ki bak biz İstanbul'u gezdik. Bunlar İstanbul'da tespit ettiğimiz sorunlar. Bunları basında da, kamuoyunda da anlattık. Devamında İki Yaka İstanbul diye aynı projeyi başka bir versiyonda yaptık. Sonra Yücel Başkanım, İstanbul İl Başkanımız Yücel Coşkun, o da yeni görevi devraldıktan sonra bizim İstanbul altında yine benzer bir başka çalışmayı yapıyor. Ama bu çalışmaların hepsinin tek ortak özelliği var. Biz binada, ofiste oturan, bir anlayış değil, sokakta, milletimizle, seçmenimizle beraber olacak bir anlayış içerisindeyiz. Ki kurucu il başkanımız Ersin Beyaz da
aynı anlayışla bayrağı bize devretmişti. Bundan hiç imtina etmedik. Çok da faydasını gördük. 14 Mayıs seçimlerinde de duyduğumuzu, gördüğümüzü, anketlerde rastladığımızı bu altılı masaya taşıdık. Tabii çok muvaffak olamadık aday konusunda. Bu tecrübelerimizi, İstanbul'daki 4,5 yıllık il başkanlığı döneminde elde ettiğimiz bu tecrübeleri adaylık sürecimizde de seçim beyannamesini hazırlama konusunda değerlendirdik ve 28 başlık açtık İstanbul'la alakalı. Ben şimdi size bu 28 başlığı tek tek anlatmayacağım. Çok uzun sürer. Bu 28 başlık içerisinde 4 başlığımız var. Hepsi ama çok önemli. Yani bunların hiçbirisi ihmal edilecek konular değil. Çünkü işte sokak hayvanlarından tutun da İstanbul'daki işte sanat, İstanbul'daki kültür değerlerinin korunması, kadına şiddet, İstanbul'da çocuk gibi birçok başlığı içeriyor. Tabii bunları hazırlarken de 7 vizyon ve kendimize ölçü olarak aldığımız 7 tane kriter vardı. O kriterleri muhakkak göz önünde tutarak çözüm önerilerimizi hazırladık. 4 konuyu da çok önemsiyoruz. Daha doğrusu 4 konuyu İstanbullu çok önemsiyor. 4 konuyu İstanbullu seçmen sürekli gündemde tutuyor. Hatta İstanbullu seçmen bu 4 konuyu son 5 yıldır değil, son 25-30 yıldır maalesef gündemde tutuyor. Çünkü çözülemiyor. Çok çarpıcı bir örnek olduğu için her yerde anlatıyorum bunu. Genel Başkanımız 2004'te belediye başkanı adayı İstanbul'da. Bana dedi ki ya o dönem yaptığımız çalışmaları, hatta katıldığım bir televizyon programında muhakkak seyret. Hani ne konuşulmuş, kim ne söylemiş. Biraz da benim 20 yıl önceki yaptığım çalışmaları görürsün, duyarsın diye. Ben de buldum rahmetli Mehmet Ali Birand'ın programı. İşte 32. gün bütün İstanbul belediye başkanı bir masa etrafına toplamış. Genel başkanımız var, bir sürü diğer siyasi partilerin adayları var. Ve ilk tek konu, en önemli konu, Mehmet Ali Birand'ın bütün adaylara sorduğu ilk soru: İstanbul'u depreme karşı nasıl dayanıklı hale getiririz? İstanbul'daki 150 bin ağır hasar görme ihtimali olan daireyi biz nasıl depreme karşı güçlendiririz? Bakın sene 2004. 99 depremini yaşamış, 6 Şubat depremini yaşamış, arada Elazığ depremini yaşamış bir ülkede. Eğer son 25 yılda bu konu çözülemiyorsa çok üzgünüm ama biz 6 Şubat'ın çok daha büyüğünü İstanbul'da yaşayacağız. Bu kafayla, bu yaklaşımla, bu anlayışla ve maalesef artık kronikleşmiş, çözemiyorlar, çözemezler de. Yani bunun tabii ki 20 yılı AK Parti, son 5 yılı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi. İkisinin yapmış olduğu rakamı ben topluyorum. İşte Kiptaş'ın yapmış olduğu 8 bin, TOKİ'nin yapmış olduğu 12 bin. Yani hepi topu 20 bin daire ancak dönüştürülebilmiş. 650 bin risk altında olan daireden bahsediyoruz ki burası İstanbul. Yani sadece konut yenilemek değil. Viyadükler, kanalizasyonu, iskisi, barajları, yolları, köprüleri, hastaneleri. Yani bu İstanbul meselesi değil. Bu Türkiye'nin beka problemi. Şimdi böyle bir beka probleminiz var. Burnunuzun dibinde ve siz hala incir çekirdeğini doldurmayacak gündemi suni, saçma sapan meselelerle meşgul edecek ve hakikaten hani bizim hiçbir zaman fikri olarak yanında duramayacağımız, kabul etmeyeceğimiz bir AK Parti ama siyaseten son 20-25 yıldır keşfettiği de bir yapı var ve bu keşif üzerine sürekli muvaffak olan bir Tayyip Erdoğan'la karşı karşıyayız. Bunun değişmesi lazım. Ha, bunu belki ittifak yaparak değiştiririz dedik. Olmadı. Yani bugün burada biz bunları varsayım üzerine söylemiyoruz. Denendi. Her türlü özveri fedakarlıkla gösterildi. Ama olmadı. Olmuyor. Partimiz için belki zor ama ülkemiz için doğru olan bir karardı bu. Ben de hür ve müstakil hareket edilmesini savunanlardan biriydim. Ve devamında da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak karşınızdayım. Deprem, kentsel dönüşüm bizim o 4 konudan bir tanesi, en önemlisi. İkincisi trafik, ulaşım.
Bunun altında otopark ve toplu taşıma konusu var. Üçüncüsü sosyal belediyecilik. Maalesef ekonominin geldiği nokta itibariyle vatandaşımız her adaydan bu konuyla ilgili bir taahhüt bekliyor, bir vaat bekliyor. Özellikle emeklilere İstanbul'da denk gelmeyin. Siyasetçiyseniz denk gelmeyin. Hele de iktidar partisinden bir siyasetçiyseniz emekliyle hiç karşı karşıya gelmeyin. Emekliler perişan. Çok ciddi bir sıkıntı içerisindeler. Trajik bir sürü hikaye anlatıyorlar. Sosyal belediyecilikte o anlamda bir beklenti. Aslında hükümetin yapması gereken birçok konuyla ilgili vatandaş belediye başkanından çözüm bekliyor. Son konu, en önemli konu o da düzensiz göç konusu. Bu da İstanbul'un bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda sahada en çok gündeme getirdiği konu. Deprem bir beka problemidir. Ama en az onun kadar gerçek olan bir başka problem de bizi bekleyen bu düzensiz göç. Ülkemizde bundan 10 milyona yakın işte Suriye'de geçici koruma kapsamında gelen Afganistanlısı, Afrikalısı, Pakistanlısı çok büyük bir tehlike. Biz Tolga Akalın Başkanı'na beraber bu konuda bir doktrin hazırladık, bir çalışma yaptık ki o çok daha kapsamlı bilgiye sahip. Ben de o komisyonun içerisindeyim. Bu konuda en kıymetli, elinde en detaylı çalışma olan tek parti biziz. Onun cümlesini gene kullanayım ben. Herkes bir temennide bulunurken biz bir taahhütte bulunuyoruz. Yani bu işi çözeceğiz taahhüdünde. 3 yıl içerisinde iktidara geldiğimizde, yani belediye başkanı olarak ben bunu yapacağım iddiası çıkmasın burada. İktidara geldiğimizde bu işi çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bir başka acı gerçek de iktidara gelişimiz ne kadar gecikirse bu işin çözümü de o kadar maalesef zorlaşıyor. Ben ne Murat Kurum'un ne Ekrem İmamoğlu'nun ağzından bu göç meselesiyle ilgili tek bir doyurucu cümle duymadım. Belediye başkanı olarak ne yapabilirim diye ben kendime sordum. Böyle bir soruyu her ikisinin de kendine sorduğunu ben görmedim. Sormuş olsalardı benim anlattığım gibi derlerdi ki ben belediye başkanı olduğunda bu konuyla ilgili nokta 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 tamamlarlardı. Yapabilecekleriniz kısıtlı. Bizim bir diğer farkımız da diğer her iki adaydan, bu iki kutuptan o. Her iki partinin de bu konuda hele bir tanesi bu işin sorumlusu, diğeri de bu işi yeterince ciddiye almıyor. Aldığını da biz görmüyoruz. Türkçe tabela dışında tabela kullanılmasına biz müsaade etmeyeceğiz. İlçe belediyelerinin muhtesinde olan bu konuyu, yani yasayı ve yönetmelikleri aynen uygulatacağız. İkincisi, bu göçmenlerin sahip olduğu bütün dükkanlar, bir Türk vatandaşının dükkanı nasıl denetleniyorsa aynı şekilde denetlenecek. Gene yapılabilecek bir başka konu, belediyenin koordinasyonunda çabasıyla işte bunların çocuklarının aşı olup olmadığını, aşılarının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek. Yani bir sağlık taraması yaptırmak ki salgın hastalıklara kapı açıyor. Bütün bunları anlatırken şu cümleyi de hep kurmak mecburiyetinde hissediyorum kendimizi. Bizi gene bir başka bu konuyla ilgili bir başka partiden de ayıran o yaklaşımda şu. Biz bütün bu iddiayı ortaya koyarken bu konuştuğumuz kişilerin de bir insan olduğu gerçeğini unutmadan hareket ediyoruz. Sonuçta bunlar anası, babası, çoluğu, çocuğu, karısı, kocası olan insanlar. Yani bir mal taşımıyorsunuz. Bir metanın bir yerden bir yere taşınmasından bahsetmiyorsunuz. Bir insandan bahsediyorsunuz. Bu ne bize ne Türk milletine, geçmişteki yaptıklarına, medeniyetimize, anlayışımıza zaten yakışacak bir tavır asla olmaz. Bu da bizim bu konuya hem kalıcı çözüm getirirken ama bunu da bir insani refleksle ve bunu ihmal etmeden yapabileceğimizin de taahhüdüdür. Belediye başkanı olarak yapılabilecekler kısıtlı ama ben 3 ufacık müdahale edilebilecek alan olarak bunları açtım. Diğer kentsel dönüşüm, trafik ve sosyal belediyecilik konusunda çok detaylı kapsamlı bizim çözüm önerilerimiz var. Çok teferruata girmeyeceğim. Çünkü belki merak ettiğiniz, özellikle üstünde durmamı istediğiniz bir konu varsa ben sözü kıymetli başkanıma bırakayım. Sizin soracağınız sorular.
Yani siyasi de olabilir, belediyecilik anlamında projelerimizle de alakalı olabilir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür edip ben sözümü burada bitiriyorum. Sevgili Başkan'a teşekkür ediyorum. Öncelikle ilk soruyu ben sorayım istiyorum. Estağfurullah, buyurun. Oturarak nasılsa konuşur. Olur, olur. Şimdi çok güzel, ben notlarımı da aldım. En çok benim dikkatimi çeken bu yabancı gelen iş yerlerinin denetlenmeme olayı. Benim dünürüm Rami'de kurulda yıllardır. Oradan duyduklarım aynen sizin anlattığınızın gerçeğini yaşadık. Adamlar istediği şekilde istediği olayı yapıyor. Dükkanın üzerinden, tabelasından, kapısının önüne arabasını koymasından. Tabii esnaf şikayetçi oluyor. Polise şikayet ediyorlar. Diyorlar ki zabıtaya şikayet ediyorlar. Söylenen şu, onlar dokunulmaz diyorlar. Tayyip Bey'in ordusu diyorlar. Bu söylediğim aşağı yukarı 2-3 senedir orada konuşma. Dolayısıyla ben bu konuda zaten inanıyorum bunun yapılması gerekecek. Bu bir Türkiye'de bir büyük bir sıkıntı yani her şeyin ötesinde. Dolayısıyla bu olaylar bir de doğuş olarak biliyorsunuz onların üreme şeyleri bizlerden daha farklı vaziyette. Bu da Türkiye'nin geleceği için bir sıkıntı yaratıyor her şeyin ötesinde. Bizim 1.6, onların 5.3. Ha bravo. İşte tabii siz daha teknik olarak. Yani nüfusun kendini koruması için de 2.07'ye ihtiyaç var. Türkiye negatif. Ya maalesef öyle. Dolayısıyla buna katılıyorum. Yürekten katılıyorum. İnşallah netice olumlu olacak. Sizin kazanmanız karşılığında aldığım notların takipçisi olacağım yalnız Sayın Başkan. Hepsini ben buraya kaydıma aldım. Evet, Yavuz sen bir şeyler soracaksın. O, bu düzensiz göçle ilgili ufacık bir şey söyleyeyim. Diğer 3 konu ve 4 konu. Yani bu da İstanbullulardan çok şikayet aldığımız bir konu. Ama İstanbullu bize bu konuyu 5. 7. sırada söylemiş olsa da biz bunu gene ilk 4'e alırdık. Çok çünkü güzel. Gerçekten bizim geleceğimizi etkileyen, Türkiye'yi hakikaten sessizce işgal eden bir konu. Hazır bu konu açılmışken bir 5 dakika 10 dakika azıcık aydınlatırsanız çünkü bir daha bulamazsınız. Kısaca anlatayım. Şöyle anlatırsak belki daha anlaşılır. PKK Türkiye açısından taktik bir tehdittir ama göç stratejik bir tehdittir. Bizim aslında 3 göç sorunumuz var. Bir tanesi dışarıdan gelen 10 milyonu aşkın kaçak göçmen ve Suriyeli sığınmacı. Bunlar ikisi birbirinden ayrıdır. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de oturmasının bir hukuku var. Ama kaçak göçmenlerin yok. Dolayısıyla kaçak göçmenlere meydanı dar edebilirsiniz. Suriyeli sığınmacılar için de yaşaması zor hale getirebilirsiniz. Belediyecilik uygulamaları ikisi açısından farklı olur ama ben ana rakamları vereyim size. 3 başlıkta bakıyoruz biz mesele. Bu ilktir. Bir tanesi dış göç. İkincisi Çorum'dan geliyorum ben. Dün Çorum'daydım. Türkiye doğudan batıya muazzam bir göç yaşıyor. Bakın haritayı, Türkiye haritasınızı gözünüzün önüne getirin. Sinop'un batısından Ankara üzerinden Antalya Körfezi'ne bir çizgi çekelim. Bu çizginin İzmir tarafında Türkiye'nin 2/3 yaşıyor. Bu çizginin Erzurum tarafında Türkiye'nin 1/3 yaşıyor. Sorun şu ki çizginin Erzurum tarafı çizginin İzmir tarafının 2 katı büyüklüğünde. Yani Türkiye doğudan batıya muazzam bir göç yaşıyor ve bu bir vatan terk ediyoruz biz, coğrafya terk ediyoruz. Bu iç göç, ikinci sorunumuz. Üçüncüsü de bildiğiniz bir meseledir ama yakıcılığını ben size birkaç rakamla atayım. Beyin göçü dediğimiz dışarıya verdiğimiz göç. Sadece 2022 yılında sektör sağlık bir tanesini veriyorum. Tabipler Birliği'nden dışarıda çalışmak isteyen bir doktorun iyi hal kağıdı alması lazım. Yani meslek etiğine aykırı davranış geliştirmiş doktoru Batı kabul etmiyor çalıştırmak için. 2022 yılında Tabipler Birliği'nden iyi hal kağıdı alan doktor sayısı tüm yılda 3000, bunların 1500'ü uzman. 2023 yılının ilk 9 ayında 3000'e çıkıyor, bunların 1700'ü uzman. Biliyorsunuz bu ülkede pilotlardan sonra devlet olarak en fazla yatırım yaptığımız ve yetiştirdiğimiz insan bizim doktordur. Yani yatırım maliyeti itibariyle bakın meseleyi, ekonomik görün ve hepimizin yaşam kalitesini aşağıya bu uzman kaybının nasıl çektiğini de beraber görelim. Şimdi işin stratejik boyutu. Niye dedim ki PKK taktiktir, göç stratejiktir? Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre 2053 yılına kadar dünyada 216 milyon insanın
siyasi sebeplerle veya iklim krizi sebebiyle göçmen olacağı kabul ediliyor. Burası çok hani evet böyle bir rasyonel bir veri var. Bu açık raporlar ama sorun şu ki bunların 110 milyonu Türkiye üzerinden batıya hareket edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde 110 milyon göçmenin Türkiye üzerinden batıya hareket edeceği tahmin ediliyor. Bu göçmenler geçmişte Roma'yı yıktılar, bizi affetmezler. Başka bir sorunumuz daha var bizim. Yani belediyelerin niye sert tedbir alması gerekiyor? Türkiye artık göç açısından bir cazibe merkezi. Göç literatüründe 3 ülke vardır. Kaynak ülke, transit ülke, hedef ülke. Türkiye bu iktidar Avrupa Geri Kabul Anlaşması'nı yapana kadar transit ülkeydi. Fakat geri kabul anlaşmasını yaptık. Geri kabul anlaşması Türk devlet tarihinin gördüğü en aşağılık anlaşmalardan biridir. Kapitülasyonlar bunun yanında hafif kalır. Çünkü Türkiye'yi göç endeği haline getiren asıl anlaşma budur. Bakın bir daha söylüyorum. Kapitülasyonlar bunun yanında hafif kalır. Bu anlaşma kapsamında artık Türkiye hem hendek hem de hedef ülke oldu. Sizin İstanbul'a yani yaşadığınız şehre gelen özellikle o sınırlardan taburlar halinde gelen grupları hatırlıyorsunuz değil mi? Afganistan kökenli ve Pakistan kökenli. Burada iki grup insan var. Bir, Tayyip Erdoğan kendi iç meşruiyetini ve uluslararası politik meşruiyetini temin etmek için Biden'la tutanaksız bir görüşme yaptı hatırlıyorsunuz. O görüşmede bu mutabakat yapıldı. Hani hanım kızımızın da katıldığı, çevirmen olarak katıldığı bir görüşme vardı 2021 yılında Kavakçı'nın. O görüşmede bu mutabakat yapıldı ve Afganistan'daki CIA ve MI6 peşmergeleri diyebileceğimiz yani oran müzahir kuvvetlerin tamamını kendilerine almak yerine biz bunun belgesini yayınladık. Türkiye gibi ülkelerde bekletme. Uluslararası koruma altındaki sığınmacı statüde insan olarak tanzim ettiler. Şu an Türkiye'de yüz binlerce ciddi savaş görmüş, silah kullanabilen, yani yeri geldiğinde ölü hücreli uyandırılabilecek, yani hesaba göre başka ülkelere transfer edilmeyi bekleyen adamlar. Bir başka sorun şu, para taşımıyor gelenler. Şimdi ikinci bir kuvvetten bahsediyorum. Bunun biz videolarını gösteriyoruz. Bir politik psikolojik operasyon var. Türkiye'nin 2023'te hilafet ilan edeceğini, 2019'da bu Asrika diye bir plan kapsamında Türkiye'de 100. yılda İslam devleti ilan edeceğinden dolayı bir politik psikolojik bu istihbarat operasyonudur. Binlerce genç Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye doğru gönderildiler. Bunun videolarını falan biz sunumlarda gösteriyoruz. Bu YouTuber hesapları var. Milyonluk hesaplarda da bunlar paylaşılıyor. Peki bunlar nasıl geliyorlar İstanbul'a biliyor musunuz? Yaklaşık 1000 tane, tanesini 3 dolara sattıkları metamfetamin veya ona benzer haplarla beraber geliyorlar. Bu haplar burada nakite çevriliyor. Bu 3000 dolar para yaklaşık 6-7 ay bir iş bulana kadar onların geçimini sağlıyor. 6-7 ay sonra da bu bölgede bir iş oluşturuyorlar. Yani çok ağır bir stratejik tehditle karşı karşıyayız. Bunun Suriyeli sığınmacılar boyutu ayrı bir boyut. Orada milli kimliğe yönelik bir müdahale var. Çünkü biliyorsunuz iktidar bu işi muhacir ve ensar ilişkileri içerisinde görüyor iktidar. İktidar bu işe ideolojik olarak da olumladığı için bu meseleyi 5.3 Suriyelilerin doğum oranı, 1.6 Türk vatandaşlarının doğum oranı. Bütün Suriyeliler 60 yaşını gören Suriyeliler yaklaşık cennetlik oluyorlar. Çünkü bir de onlar 15-16 yaşında evleniyorlar biliyorsunuz. Nasıl cennetlik oluyorlar? Torununun torununu gören itikada göre cennetlik olduğu için ağırlıklı olarak Suriyelilerin tamamı da cennetlik olabiliyorlar. Gökalp Atatürk çizgisindeki kabule dayalı o milli kimliğini ve milliyetçilik anlayışını da tahrip edecek. Yarınlarda Türkiye'de bir etnik azınlık oluşturur. Burada bir etnik azınlık oluşursa biliyorsunuz başkalarının da talep hakları evleviyetle kendi içerisinde olur. O da Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden sonra açacağı milletin çeşitliliği kavramındaki tartışmalara da bir zemin oluşturur. Onun için stratejik bir tehdittir. Ura Başkan bitiriyorum. Ura Başkan'ın ifade ettiği. Bütün siyasi partilerin bu işte bir çözüm temennisi var. Herkes geldiğinde diyor ki biz Esad'la anlaşacağız, bu işi çözeceğiz. Soru şu, Esad'la anlaşamazsanız ne yapacaksınız? Şunun çözümü bizle beraber hazırladık. 5 aşamalı bir geri gönderme planımız var. Bizim çözüm temennimiz değil, çözüm planımız var. Bu anlamda ayırt edici bir hareketiz. Göç doktrini dediğimiz hadisenin özü nedir? 10 milyon içerideki kaçak göçmen ve sığınmacı değil, gelecek olan 110 milyonla nasıl mücadele edileceğine ilişkin 4 temel ilkeden oluşan bir devlet politikası önerisi ortaya koyduk. Bu da İYİ Parti'nin milli göç doktrinidir. Bu da Türkiye'de ilktir. Yani bizden önce bu işin duyarlılığını yapan Zafer Partisi var. Şöyle tanımlayayım. Zafer Partisi yangını gördüğünde yangın var diyen çocuk ama işin itfaiyecisini İYİ Parti hazırladı. Yani nasıl söndürüleceğini Türkiye'de tek hazırlayan ve bunun planını ortaya koyan parti de biziz. Sanırım kısaca özet oldu. Biraz içiniz karardı ama bakar böyle. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ramazanınız hayırlı olsun.
Yalnız bu kadar azaltış olursa ben sabaha kadar konuşurum. Evet, çok güzel. Hepiniz çok güzelsiniz. Burada olduğum için öncelikle teşekkür etmek istedim. Önce misafirlerimize bir hoş geldin. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza. Heyecan oluyor bu kadar. Kusura bakmayın. İlçe başkanımıza, üyelerimize, değişik kollarımıza, siz değerli meclis üyelerime ve dostlarıma, muhtarlarıma, ya şöyle kısaca yapalım, dostlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız. Bu sahneye çıkmamda, yani siyasete atılıp, böyle güzide bir ilçede belediye başkanı aday olmamda vesile olan il başkanımız Yücel Bey'e, İlçe Başkanımız Çağlar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onlar desteklemeseydi ben bu sahnede olmayacaktım, sizlerin karşısına çıkmayacaktım. Sonuçta bir vesileyle başlıyor. Siyasi bir geçmişim yok benim biliyorsunuz. Sağ olsunlar, takdir ettiler, uygun gördüler. Onun için de şu anda karşınızdayım. Gittiğimiz her yerde, her sokağa gidiyoruz, her derneğe gidiyoruz, muhtarlarımıza gidiyoruz ve halkla iç içeyiz, halka dokunuyoruz. Artık o şikayetleri o kadar dinledim ki binlerce şikayet olur mu? Artık onu anlatmayacağız. Ben bir beyannamem var, onu okumak istiyorum müsaadeniz olursa. Masada görmüşsünüzdür. En iyiler sözü diye bir beyannamemiz var. İyi Parti ailesi olarak milletimizi layık olduğu hizmetlere buluşturmak, ülkemizde demokrasiyi yeniden hakim kılmak ve Türk siyasetinde rekabeti canlandırmak için çıktığımız yolda hiç durmadan, yılmadan ve yorulmadan yürüyoruz. Hür ve müstakil siyaset anlayışımızla yürüdüğümüz bu kutlu yolda milletimizin teveccühüyle yetki alacağım belediyemizi adalet, dürüstlük ve merhametle yöneteceğime, cumhuriyet değerlerimize, töremize, geleneklerimize uygun davranacağıma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yerinde duran geriye gidiyor demektir, ileri daim ileri sözünün dışında hizmet edeceğime, rant şebekelerine değil milletimize kazandıracağıma, her bir vatandaşımızın sesini duyacağıma, derdine çare olacağıma, hakkını koruyacağıma, dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirerek hayallerini önündeki tüm engelleri kaldırmak için gayret edeceğime, doğamızı, can dostlarımızı, kültürümüzü yaşatan bu şehri inşa edeceğime, bölen değil, birleştiren, ayıran, büyüten, kutuplaştıran değil, buluşturan bir belediye başkanı olacağıma, Türk milleti, hemşerilerime tarihin huzurunda namusum, şerefim üzerine söz veriyorum. Vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı kronik problemlere son vermek için ilçemizin projelerinin çözümlerini en iyisiyle buluşturacağıma söz veriyorum. Türkiye'nin demokratik milli yükselişini yerelden başlatarak Türkiye'ye yaymak için çalışacağıma söz veriyorum. Sağ ol muhtarım. Birçok yemeğe gittim tabii dernek başkanı olarak siyasete girmeden önce, aday olmadan önce. İçinizde dernek başkanlarımız da var, onlar da gidiyor. Onlara da aynen şöyle söylüyorum, yüzlerine bakarak soruyorum. Hiçbir yemekte, siyasette o genel seçim olsun, yerel seçim olsun, hiçbirinde her memleketten olup da Bakırköy'lü olanlar, her partiden olan, her ayrı fikri olan insanları ilk kez bir arada görüyorum. Bir yukarının yapamadığını aşağıda başardık. CHP'li de var, AK Partili de var, İşçi Partili de var aramızda, İyi Partili de var. Biz aşağıda bunu başardıysak yukarıdakiler de bunu başarsın diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.